Arkadaşlar videoya ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Farming Simulator'ın 10. bölümüyle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi iki tarlamızı da sürdüm ve ektim siz yokken. Fakat şöyle göstereyim. İki tarlaya da herhangi bir bakım yapmadan ektim. Karşılaştırma yapacağız. Bir önceki sezonla bu sezonu. Bakalım arasında çok bir fark yoksa. Yani herhangi bir bakım yapmadan ekmek bizim için daha mantıklı olacaktır. Şöyle ilerleyelim. Bugün neler yapacağımızdan bahsederim. Bugün arkadaşlar indirmiş olduğum iki tane mod var. O modlardan bahsedeyim size. Şöyle inşaat kısmına gelelim. İki tane mod ama ikisi de birbirinden güzel. Görmüş olduğunuz tavuk çiftliği 139 bin euroluk ve içerisinde 900 tavuk alıyor arkadaşlar. Bir tanesi bu. Diğeri ise koyunlar da en büyük mandıralardan bir tanesi. Onu da şuraya kurmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi de 97 bin euroluk bir fiyatı var. 250 tane de içerisine koyun alıyor arkadaşlar. Şimdi biz bu yapay işine belli ki gireceğiz arkadaşlar. O yüzden imkanımız da varken nerede bu iplikhane mi ne vardı? Aynen şu iplikhaneden yapmak bizim için daha iyi olacak. Çünkü buradan kumaş elde edeceğiz. Kumaş da 5000 euro falan yani fiyat arkadaşlar gayet iyi. Her neyse çok fazla oyalanmaya gerek yok. Şimdi zamanı biraz ileri alabiliriz. Çünkü biz şu an ekimi yaptık. Şöyle göstereyim size. Ekimi yaptık. Artık 11 ay ilerletebiliriz. 11 ay boyunca da çiftliklerimizin besinleri dolu. Bakın 7800, 7800, 7800. Bunlara birazcık besin takviyesi yaparız. Hatta yapalım. Çok fazla zaman geçmeden. Çiftliklerimizin yemlerini doldurduk. Gördüğünüz gibi besin miktarları hepsinin 9000 litre. Şu an itibariyle hızlandırmaya hazırız. Bir de şuraya bakayım. Burada bir eksikliğimiz var mı? 8000 gayet yeterli bir rakam. 40 tane de hayvanımız var. Bunların üreme sezonları ne durumda? Onlara bakalım bir de. Evet daha var. Daha 1-2 ayları daha var üremeler için. Büyük çiftliği kursam mı kurmasam mı? Onun arasında gidip geliyorum. Fakat şu büyük mandırayı kesinlikle kurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü kıyafet işine yöneleceğiz. Orada da çok güzel paralar var. Öyle yani. Şimdi zamanı birazcık ileri alalım. Evet zamanı 3 ay gibi bir süre ilerlettik. Ocak ayındayız şu an. Gördüğünüz gibi paletler uyarı vermeye başladı artık. İsterseniz şöyle otomatik loot yapan römorkumuzu takalım. Yumurtalarımızı toplayalım arkadaşlar. Bayağı bir yumurta birikmiş yani. Hepsi doldurmuş çünkü. Şöyle alabilirsem. Bu arada arkadaşlar ben geçen bölümü kapattıktan sonra benim save dosyam silindi. Ondan sonra internette biraz araştırma yaptım. Hani sizin de başınıza gelirse bilin diye söylüyorum. Belgeler kısmına girdikten sonra sizin save dosyanız farklı bir yerde oyun tarafından kaydediliyormuş. Bunu öğrendim. Gerçekten muazzam bir özellik. Yemin ederim bunu sırf düşünene bir saat dua ettim. Yani o kadar emek verdikten sonra silinmesi gerçekten insanın zoruna gidiyordu. Bir kere başıma geldi biliyorsunuz. Daha sonrasında böyle bir şey başıma gelmemesi için elimden geleni yaptım ama yine geldi. Çok şükür bu sefer yöntemini öğrendim. Dediğim gibi belgeler kısmında arkadaşlar Save Backup diye bir dosya. O dosyanın içerisine girdiğinizde sizin save dosyanız orada kayıt halinde oluyor. Bu arada 33.600 litre bir şey elde ettik, yumurta elde ettik. Ama keşke yumurtaları toplamadan önce şu yapaları toplasaydık. Nasıl yapalım? Abi bir saniye. Bunu buraya boşaltabiliyor muyum? Tamamdır. Burada dura dursun. Çok sıkıntı değil. Şu yapaları alalım ki arkadaşlar yapa satmayacağımız için onu da oradan çekmemiz lazım. Bunu alalım bir şekilde. Şöyle şuradan şöyle yanaşsak. Al bakalım. Tamamdır. Bunları hemen şuraya yanına koymayı düşünüyorum ama koyabilir miyim? Ne kadar bir yapa birikmiş? 10 tonluk bir yapa birikmiş. Çok da değil aslında ama yine de iyidir. Tamam böyle iyi aslında. Sıkıntı yok ya. Durabilir. Ben bu araçlar için bir de garaj yapmayı planlıyorum. Bunu daha önceki videoda da söylemiştim. Garaj fiyatları da gerçekten çok pahalı. 150 bine bir tanesini gözüme kestirdim ama onun da tek kapısı var abi. Tek sıkıntısı bu. Tek kapılı olması sıkıntı.
şu yumurtalarımızı tekrar bir alalım. Daha sonrasında zamanı tekrar ileri alacağız. Şimdi bağla bakayım. Aç bakayım şurayı ya. Yine dağınık koymuş ama yapacak bir şey yok. Neyse kapat. Kapat tekrar abi, bozulmasın mahsullerimiz. Tamam. Şunların besin miktarlarına bakın, çok azaldı mı? 3600 litre falan kalmış. Aslında birazcık takviye yapsak olur bunlara. Hazır zamana da durdurmuşken bunlara bir takviye yapalım arkadaşlar. Zamanı ondan sonra tekrar hızlandırırız. Bu arada 97 bin euro paramız var. Biz şu an aslında gidip mandırayı kurarız. Büyük mandırayı kurarız arkadaşlar. İçerisine de koyunlarımızı da alırız. Yapay üretmeye başlarlar biz zamanı ileri alırken hazır. Hem onların da çoğalma zamanları gelir. 97 bin euro olması lazım zaten onunla. Yanlış hatırlamıyorsam. Koyunlar. 97 bin euro, evet. Biz bunu 97 bin euroyu alalım arkadaşlar. Şu o çiftliğin yanına kuralım. Daha sonrasında yumurtaları satalım. Yumurtaların da fiyatlarına bir bakalım bu arada. Hiç bakmadım bunlara da. Şöyle yumurta fiyatları. 1950-2051 falan var. Birazcık zamanı hızlandıralım bakalım. Yumurta fiyatları biraz artar belki. Çünkü yükseliş yönünde yani. Şunları da besinlerini dolduralım abi. 2099 var. Gördüğünüz gibi Johnson Farmers Market. Bu biraz bizim uzağımızda olan market değil mi? Evet. Oraya gitmeye gerek yok. Arada çok fazla bir fark yok zaten. Şuradakine götürür teslim ederiz. Bütün yumurtaları. Bu yumurtalardan gelecek paralarla birlikte de içerisine o mandıranın koyunlarımızı alırız yani. Mantığım o şekilde ilerleyecek. Tamam, bu burada takılı durabilir. 33.600 2000 ile çarpsan 66.000 67.400 gibi bir para gelmesi lazım. Bu para da gayet rahat bize 150 tane koyun aldırır. 150 tane koyun almak istiyorum. Hem de böyle kuzu falan değil yani, koyun alacağım ki direkt verim versin abi bize. Çünkü zamanı hızlandıracağım. Bu zaman boşa geçsin istemiyorum. Şimdi 169 bin euro paramız oldu. Aşağı yukarı tahmin ettiğimiz fiyatı elde ettik. Şimdi gidelim abi, mandıramızı kuralım. Daha sonrasında da içerisine koyunlarımızı alalım. Artık şu kıyafet işine giriş yapalım yani. Yani en azından bu videoda değilse bile 11. bölümde kesinlikle biz kıyafet üretimine geçmemiz lazım. Doğru. Tamam. Onu da oradan hallettik. Şart kısmına gel bakayım. Hayvanlar. Koyunlar. Şöyle olsa. Şöyle çevir bakayım. Yönünü. Tamam. Bu şekilde dikiyorum ben bunu ya. Kenarda da zaten şeyi de var. Boşluğu da var. Şöyle arasını bir tık daha açık yapabilirsem ne mutlu bana. Tamamdır. Buraya dikiyorum arkadaşlar. Bismillah. İşte bu kadar. Tamamdır, bunu diktik. Ayrıca elimizde de 72 bin euro bir para kaldı. Şimdi hemen onun içerisine bir de koyunlarımızı alalım abi. Aslında zamanla bu 60 binliği de yıkıp hani koyunları falan satıp şu 250'likten kurabilirim yani. İşleri büyütmek istiyorum çünkü. Şu onda durabilir. Bayağı bir yapağımız da var yani. Yok değil. Bunu aldık. İçerisine bir de bunların şey kesmek gerekecek ama neyse hallederiz. 60 tane. Steinschaff. Al bakalım. İsviçre siyah kahverengi diyor. Bilmem bir şey. Satın al. Hepsinden alıyorum ben. Ne oldu? 120 tane oldu. Bakiyemizde 7000 kaldı zaten. Şu an için bu 120 tane hayvan bize yeter. Çünkü hem bunlar bir sonraki üreme tarihinde zaten 240 tane olacaklar. O sıraya kadar da bize yeter kadar şeyi üretirler diye düşünüyorum yani. Siz söyleyin. Yapay üretirler diye düşünüyorum.
Şöyle ortadan bir alayım şunu arkadaşlar. Şöyle bir kenara koyayım. Tam şu araçları koyduğum yere bir tane şöyle küçük ufak bir tane şey yapamaz mıyız? Yani garaj yapamaz mıyız? Elimizde öyle bir şey yok mu abi? 106 bin liraya şu var. 152 bine şu var. 152 bine bu var da bu bize yeter mi yetmez mi? Konuda pek emin değilim. Her tarafının açık olması iyi bir şey. Ama bu ne abi? Çok kötü ha. Bu bizim işimize gelmez. Bu çok kötü. Bakın bunun her yeri kapalı. Şundan yaptırabiliriz. Bunun da her yeri kapalı abi. Bu ne? Ne iş Rıza abi? Bize böyle değil ya. Bize daha böyle açık bir şey lazım. Heh. Bu da ne kadar büyükmüş be. Bunu alsak her yeri bütün alanı kaplıyor ki bu. Yuh. Heh. Ha bu da ufak ya. Neyse. Şöyle iki tane atarsak. Ama buraya da atılmaz ki ya. Neyse buna bir yer düşüneceğim ben ya şu an için. Erken bunu düşünmeye. Şimdi koyunlarımızı arkadaşlar çimlerden atmamız gerekiyor. Oradaki arkada 10 ton çim var biliyorsunuz. Ve bu mandıra o kadar çim alıyor ki yani gördüğümde inanamadım yani 150 ton. Yani 150 ton. Yani şimdi nereden bakmıştım ona bilmiyorum da. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 103 ton içerisine besin attım. Bu bizi bayağı bir uzun süre götürecektir. Yaklaşık onlara da bir 50 bin euro para harcadık. Krediye mrediye de girdik. Ama yapacak bir şey yok yani mecbur lazım. Şimdi zamanı artık biraz daha ileri alabiliriz. Önümüzde herhangi bir engel yok şu an. Birazcık tavukların besinleri az ama onları daha sonra hallederim. Bu arada bayağı bir yapağımız oldu bakın arkadaşlar yani 20 palet falan yapağımız var. Güzel yani bu iyi bir gelişme. Bir sonraki bölüm biz bunları alacağız artık iplikhanemizde kendimiz kıyafet oluşturacağız. Yani kumaş oluşturacağız da kıyafet işi de %90 olur yani diğer videoda. Şimdi gördüğünüz gibi önce şeyleri biriktirdik. Yapaları biriktirdik. Şimdi ise kumaşları biriktireceğiz. Daha sonra ise artık en son kısım olan kıyafet üretmeye başlayacağız. Şunu da bir kenara koyalım. Gördüğünüz gibi çiftliğimizin de bütün yem ihtiyaçlarını doldurduk. Şu yumurtaları buraya bırakalım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yapağlar dolmuş. Onları bir tekrar bir toparlayalım. Yapağları hiç kaybetmek istemiyorum. Bunları başka bir yere de koyabilirim ya. Yapağları şu an için. Nereye koyacağımı hiç bilmiyorum ama. Yani her yer dolu şu an. Çiftlikte adım atacak yer yok. Heh gördü bu sefer. Az önce görmedi. Aklım çıktı ya. Al abi şunları da. Tamam. Şunları da alalım. Hepsini bir yere boşaltalım. Tamam 18 ton. Tamam. Hepsini yükledik. 28 ton bir yapağı varmış. Aslında şuraya da çıkartabiliriz ha. Şurası da uygun arkadaşlar. Niye olmasın? Yani. Şuraya. Aa, gayet güzel. Tamam. Hem hiç elim ayağıma dokunmaz abi. Orada dursunlar. Şimdi tekrar şu yumurtaları yükleyelim. Abi işler sıkıntı olmaya başladı. Bakın çiftlikte her şey üst üste gelmeye başladı. Yani ruhum daraldı yani. Bir tane küçük bir tarla alıp böyle sırf bu işler için kullanasım var şu an yani. Arkadaşlar Ağustos ayında gördüğünüz gibi hasat mevsimine geldik. Ben bu arada zamanı ilerletip yumurtaları topladım. 64.698 adet yumurtamız var. Karşıda görüyorsunuz yapağlarımız bayağı bir oluştu. Artık gelecek bölüm bizim kesinlikle kumaş işine girmemiz gerekiyor. Ondan sonraki bölümde kıyafet işine gireriz. Bu şekilde ilerler gideriz arkadaşlar. Öncelikle şu yumurtayı hazır yemek restorantına götürüp satalım. 2047 dolardan Euro'dan pardon 2047 Euro'dan 120-130 bin Euro bir para yapacak arkadaşlar.
Bu gelecek parayla birlikte de artık bizim de iplikhaneyi falan kurarız. Yani olmadı yeni bir traktör falan alırız. Bilmiyorum şu an indirimde traktör var mı? Çok kötü. Aa şu indirime gelmiş arkadaşlar. 44 bin euroya. Gayet iyi fiyat. Kesinlikle alırız. Hatta alalım yani. 70 bin paramız var zaten. Niye bekliyorsak. Buna çekecek traktörümüz yok. Bir de buna traktör alacağız mecburen. Arkadaşlar yumurtayı sattık. 158 bin euro bir paramız oldu. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki şeyi aldık biz. Nedir ona? Tırmığı aldık. Şimdi ona uygun bir de traktör almamız şart. Artık zamanı ilerlettiğimiz kısımlarda buna uygun traktör bulacağız. Şu an için zaten hasat mevsimindeyiz. O yüzden birazcık bekleyebilir. Çok bir acelesi yok ama onu da indirimde bir tane büyük traktöre denk getirsek çok iyi olacak. Aslında geçen bölümde gelmiştik. Keşke onu alsaydık ya. Şu an pişman olmadım değil yani. Yapacak bir şey yok her neyse. Şuradan gidelim. Bayağı bir yapağımız birikmiş ya arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Muhteşem bir yapağı birikmiş. Bunların büyük bir ihtimalle besini bitti abi. Yok daha 78 ton besinleri var abi. Çok iyi. Çok iyi. Bir daha beni uğraştırmıyor bunlar. Tek seferde alıyor bitiyor. Arkadaşlar bugünlük yapacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Bay bay.